Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Mekkiye 13. sefir 93. Kısım 83. kısım 83. bölüm. Firarı terk. Kimden kaçıyorsun? Başkası mı var ki? Onun hakkında var mıdır ya da nedir demek caiz mi? Mıdır dersen gözün gördüğü inkar eder. Nedir o dersen Nedir o? Odur zaten. Artık kaçma ve talebe boyun evme. Gördüğün her şey işte o Allah'tır. Allah seni desteklesin. Bilmelisin ki Allah'ın ayette sayılan varlıkların ardından söylediği bekleyiniz. Bütün bu zikredilenlerde müşahede ettiğiniz varlığın Allah olduğunu anlatır ve bunun için bekleyin demektir. Çünkü bu müşahede bu kaçmayla talep edilen şeydir. Allah bize Allah'a kaçmayı emretti. Allah'tan sevgilidir ise Allah'tan dolayı demektir. Yani Allah'ı bu varlıklarda görmek başka varlıklarda görmekten size sevimli gelir. Bunun nedeni sizinle bu zikredilenler arasındaki yakın ilişkidir. Kamil Allah'ı her varlıkta görür fakat bazı şahıslar için bazı varlıklar daha sevimlidir. Ve resulünden sözü de Allah'tan sözünün bir benzeridir. Başka bir ifadeyle bunlar ile iyilik yapmayı emreden peygamber nedeniyle onları seversiniz. Peygamber söz konusu şeylerde üzerinizde haklar belirlemiştir. Babaların, oğulların, kardeşlerin, eşlerin ve aşiretlerin insan üzerindeki hakları malumdur ve bunlar nasla saptanmıştır. Şeriatı bilene bu konu gizli değildir. Mallarla ilgili haklar da öyledir. Salih bir insanın salih malı ne güzeldir. Bu bağlamda ticaret hakları malumdur. Çünkü ticaretin dürüstlüğü başka bir şey için olmaz. Dürüst tacir kıyamet günü peygamber ve şehitlerle birlikte diriltilecektir. Peygamber böyle buyurmuştur. Allah kesat gitmenizden korktuğunuz mallar der. Kazanç talebiyle zarar etmekten korktuğunuz mallar demektir. Tacirin dürüstlüğünden büyük hangi kazanç olabilir ki? Allah yolunda cihat sözüne gelirsek bu da Allah'ı onun yolunda cihatta müşahededir. Çünkü o size bunu emretmiş, siz de bütün bu zikredilenlerde onu görmüşsünüzdür. Zikredilenler sizin nezdinizde kıymetli olduğu için bekleyiniz. Yani kaçmayınız. Çünkü Allah bize bu müşahedeye sahip olmadığımızda kaçmayı emretti. Allah'ın emri gelinceye kadar. Bu ise kıyametin kopması veya bunları görmekten sizi uzaklaştıracak ölüm anının gelmesidir. Allah fasık bir kavme hidayet etmez. Fasıklar bu mücahadenin ve sizin ayrıldığınız hükmün dışında kalanlardır. Bu ayet bu bakış sahiplerinin nezdinde bir tehdit değil, müjde, sevindirme, bulunan durumu onaylama ve dinginlik verme anlamı taşır. Yani bekleyiniz. Başka bir ifadeyle mücahadeniz böyleyse bekleyiniz. Amaç gerçekleşmiştir. Bir daha değişirseniz bu bir hayırdan diğerine düşük bir hayırdan üsttekine intikal demektir. Artık anla ve şeyi iyice düşün ki Allah'ın izniyle mutlu olasın.